Brezilya'da bir haftadır süren gösteriler yerini geçici de olsa sessizliğe bıraktı. Ülkeyi saran geniş çaplı protestoların ardından Rio de Janeiro'da 4000 civarında kişi ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyüş yaptı. Gösteride herhangi bir kargaşa yaşanmadı. Öte yandan toplu taşıma ücretlerindeki zamma karşı çıkmak için başlatılan gösterilere öncülük eden gruplar sosyal medya üzerinden kampanyalarına devam ederek 1 Temmuz'da büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Zamların geri çekilmesine rağmen halkın yolsuzluklara tepkisi ise devam ediyor. Rüşvetçilerin ülkemizi terk etmesini istiyorum. Ben bir bakanlıkta çalışıyorum ve kurumumu koruyorum. Bu ülkedeki yolsuzlukların soruşturulmasını istiyorum. Hükümet bizden korkuyor. Brezilya'nın sahipleri bizleriz. Brezilyalılar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor ama kamu kaynaklarıyla değil. Gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası için yapılan harcamalar da eleştirilerin hedefi olmuştu. Fakat hali hazırda devam eden Konfederasyon Kupası kapsamında oynanan İspanya-Nijerya maçında bir sorun çıkmadı. Sadece stadın dışında birkaç yüz kişi gösteri yaptı.